2015 sürecinden sonra ciddi bir e, yönelimin olduğu devlet mekanizmaları tarafından insana, doğaya, bitkiye dair ciddi yönelimlerin olduğu bir sürecin içerisine girdik. Ve o süreçte dini, dili, ırkı olmayan, mezhebi olmayan e, bir kemikten ibaret cenazelere de saldırı oldu. Bu sadece yukarı ölek, Garzan mezarlığında değil, başka birçok yerde oldu yukarı ölekte bu durum nasıl gerçekleşti 19 Aralık 2017'de e, ailelere haber verilmeden usule uygun bir şekilde bu söz konusu olmadan iş makinalarıyla garzan mezarlığına girildi e, İddia edildiği üzere 282 e, cenazenin olduğu mezarlıktan Atekan bize bildirmiş olduğu 261 cenazenin çıkarıldığı söylendi e, tabii buna ilişkin e, sonrasıyla alakalı cenazeler çıkarıldıktan sonra e, biz uzun bir süre cenazelerin nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi alamadık. E, ve aileler de bu konuda bütün girişimlerine rağmen e, olumsuz sonuçlandı. E, çıkarılan cenazeler usulüne uygun çıkarılmadığı için ve bu konuda aileleri bilgilendirilmediğinden kaynaklı bir suç duyurularında bulunduk. Kendi müvekkillerimiz için başka meslektaşlar da aynı şekilde kendi müvekkilleri için suç duyurusunda bulundular. Ancak bit listeki suç duyurularımız halen askıda. Buna ilişkin herhangi bir dönüş alamadık ve herhangi bir sonuç alamadık. E, sık sık Cumhuriyet Başsavcılığına bu şekilde talepte bulunmamıza rağmen bu konu halen aydınlatılmadı. Ee, bizim müvekiller ve başka meslektaşların kendi müvekilleri için e, yaptıkları başvuru neticesinde 261 e, cenazeden sadece 23 tanesi şu an hani geçen zaman aralığı içerisinde e, ailelerine teslim edildi. Tabii o süreçte. E, Bitlis'te e, cenazeler bir süre bulunduktan sonra cenazeler İstanbul'a gönderildi. İstanbul'da e, Kilyos mezarlığına götürüldü cenazeler ve orada Kilyos mezarl mezarlığına usulüne uygun bir şekilde gömülmeyip kaldırın dibine gömüldü cenazeler. Buna ilişkin e, Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul şube, sindeki meslektaşlarımız kendi müvekkilleri için gerekli girişimlerde bulundular ve yeri bize tespit ettiler. Bunlar zaten arşivlerde söz konusu. E, cenazeler Kilios mezarlığına normal e, usulü bir şekilde de yani kaldırım dibine gömülmüş olmasına rağmen yine usulü bir şekilde gömülmedi normal şartlarda olması gereken 2 metre uzunluğunda 80 metre 80 santimetre genişliğinde ve cenazeler arasında 50 santimetre olması gerekiyorken 261 cenaze 50 metrekarelik bir alana kutulara konulacak, kutulara konulmuş şekilde gömüldü ve bu hukuka aykırı hiçbir usul, hiçbir mezhepte dilde insanlığın olduğu hiçbir yerde olmayacak, görülmeyecek bir şekilde insan onuruna yakışmayan bir şekilde insan onurunu yerle bir edecek bir şekilde gömüldü ve biz o sürece ilişkin yaptığımız suç duyuruları, başvurular, bütün girişimlerimize rağmen halen sorunlar hakkında hiçbir işlem gerçekleştirilmediği, e, kör sağır oynandığı Yargı her zaman yaptığı gibi cenazelere dahi, e, cenazelerin cenazelere ilişkin olan ihlallere dahi e, olması gereken yerde durmadı. E, tabi olduğu mekanizmaya göre hareket etme zorunluluğu ya da istemi ya da keyfi içerisinde oldu. E, Evet, aileler bu konuyla alakalı yaz tutamadı. Ailelerde ciddi travmalar söz konusu oldu. Bizzat kendi müvekkillerimde gördüğüm. Genelde anne babaların gelip teslim almak istediği cenazelere gelen anne babalar 70 yaş üzeri sızlıklar içerisinde her gün bu adalet mekanizmasından bir umutla cenazemizi alıp gideceğiz dedikleri süreden cenazeyi aldıkları süreye kadar 3 yıllık bir zaman geçti. Ciddi bir ızdırap söz konusu oldu. Bundan kaynaklı, evet az önce dile getirdiğim gibi sorunlar hakkında hiçbir işlem yürütülmedi. Özür dilemeleri gerekiyor bu konuyla alakalı. Bu mekanizmalardan sorumlu olan kişilerin, kesinlikle özür dilemesi lazım ancak bırakalım özrü kim olduklarını dahi bilmiyoruz Ya bununla alakalı tabi şey örneğinden bahsetmek istiyorum nazi döneminde Führer devleti devletinden yargıçlar aynen şöyle bir mektup yazmışlardı hiç bir kaygınız olmasın bizim yargı mekanizmamızda Eğer ki siz olsaydınız nasıl bir sonuç verecek, nasıl bir sonuç almak isteseydiniz ya da o mekanizmayı nasıl kullanmak isteseydiniz biz aynen bu şekilde yerine getireceğiz demişlerdi o dönemin yargıçları. Şu an bu ülkede bu konuyla alakalı tabi insan dejavu oluyor. O ibareleri gördüğümde, o kitabı gördüğümde bizzat özellikle 2015 sürecinden beridir ee, yaşamımızın her alanına müdahale eden bir devlet mekanizması ve buna ilişkin bunun arka bahçesinde olan dosta güven ama muhalif ama sorgulayan ama eleştiren kesime ilişkin de e, ciddi korkutucu e, ve düşmanca bir şekilde kullanılan e, bir yargı mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Yani evet dediğim gibi e, cenazenin artık herhangi bir dili, dini, ırkı yok. E, onu herhangi bir yere koyamazsınız. O çünkü artık bu dünyadan göçen giden bir insan ve sadece kemikleri kalmış. E, sindirme yöneliktir bu. Yani senin ölünü bile yerinden çıkarır demektir. Bu toplumu sindirmektir. Toplumun asgari düzeyde kendisini ifade edebilmesi, toplumun asgari düzeyde ya da fazlasında muhalif kalabilmesi, ses çıkarabilmesi, bunların tamamı engelleniyor. Ve en nihayetinde, en son raddede cenazeye dahi dokunurum, cenazeyi bile yerinden çıkarırım demek ciddi bir gözdağıdır ve bu hissediliyor ve yaşanıyor buna ilişkin geçen iki yıl içerisinde yani yanlış değilsem Muş Diyarbakır Van Batman'da mezarlıklar içerisinde bulunan örgüt üyelerine ait bir ya da iki cenazenin bulunduğu mezarlıklarda kolluk kuvvetleri tarafından ...mahalle sakinlerine söylenerek onların gözleri önünde, anne babalarının gözleri önünde balyozlarla paramparça edildi. O sürece ilişkinde biz müvekkillerimiz adına suç duyurusunda bulunduk. Takipsizlik verildi, itiraz ettik, reddedildi ee, ve anayasa mahkemesine taşıdık. Anayasa mahkemesinden de herhangi bir sonuç alacağımızı düşünmüyorum. Ee, Garzan mezarlarında olduğu gibi... Kuvvetle muhtemel oradan dönüş olduğu gibi e, olumsuz gelecek ve bunu da biz ahime taşıyacağız. Yani buna ilişkin tabii bu ülkede artık e, bir hukukçu olarak üzülerek söylüyorum. Evet biz e, hukuk kimliğimizden, savunmamızdan, müvekkillerimizin haklarını sonuna kadar korumaya yönelik yükümlüyüz. Kendimize dair de yükümlüyüz. E, biz buna inanıyoruz. Evet şu anki mekanizmaya bizim herhangi bir inancımız yok. Ama bundan vazgeçiyor muyuz? Vazgeçmiyoruz. Bu ülkede bu mekanizma üstünlerin değil, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü aşamasına, durumuna gelene kadar bütün yargı mekanizmalarını tüketeceğiz. En son ahime gideceğiz. Bazı konularda ahinden dahi biz sonuç alamıyoruz. Bu da ülkeler arası durumlar, siyasi dengeler. E, beklentiler ve çıkarlar dahilinde ahim bile bazen ciddi bir şekilde e, bizim ahime taşıdığımız hususlara ilişkin e, ihlalde bulunuyor. Vermesi gereken kararı vermiyor. Buna ilişkin biz de birçok e, ne yazık ki birçok örnek yaşadık. 2017'de başlayan bir süreç 2023'e geçmemiz ise bir aydan daha az zaman kaldı. Ancak halen 2017'de çıkarılan cenazeler çıkarılması için hiçbir nedenin olmadığı hiçbir gerekçenin olmadığı cenazelerin halen birçoğunun kimlik tespiti yapılmamış. Yani burada bu cenazeler için sergilen, sergilenen tavrın insana dair bir tavır olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Buna ilişkin az önce dediğim gibi tabi biz suç duyurularında bulunduk. Sorumluların bu konuya ilişkin ortaya çıkarılıp yargılanması yani özür dilemesini istiyoruz tabi. Bu mekanizma sorunları ortaya çıkaramıyorsa da en nihayetinde ki bu imkansız bir şey. iş makinalarıyla giden kolluk kuvvetleri belli. o mekanizmadan hangi sorumlu gitmiş bunlar belli beraber kolluk kuvvetlerince çıkarılan cenazeler bunlar. 2017 sürecinden önce de o cenazeler oradaydı. Bunun örneğini biz Beytüşşevap'ta da yaşadık. Cenazelerin tahrip edilmesiyle alakalı. Bombalanan mezarlıklar söz konusu oldu. Evet bunlar o süreçte çok ciddi e, ihlaller, çok trajik ihlaller. Bunların öncesinde tabi bu bölge insanı çok iyi bilir. Ee, ...çok öncesinde de ilerler vardı. Ee, bizim tanık olduğumuz bir mesele. E, Tabii biz e, bunu hukuken elimizden geldiğince... E, ...kalemimizle e, bu hususlara dur diyebilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.